Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlu 106 günlük firarın ardından kaçtıkları ABD'de Boston'da kayıt için gittikleri özel okulda yakalanarak tutuklanmıştı. O anların polis kamerası görüntüleri çıktı ortaya. Görüntülerde genç Cihan Timur'un kelepçe şoku yaşadığı, annesi Eylem Tok'unsa tanınmamak için saçlarını sarıya boyattığı görülüyor. İşte anne ve oğlun gözaltına alındığı o anlar. ...106 günlük firari hayat böyle son buldu. Anne Eylem Tok, sarıya boyattığı saçlarıyla ilk kez görüntülenirken... ...oğlu ısrarla polise mahkemeye mi gideceğiz diye sordu. Kelepçelenerek polis aracına bindirilen Timur Cihan Timur... ...Kemerburgaz'daki kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuş... ...olaydan hemen sonra... Annesi Eylem Tok'la yurt dışına kaçmıştı. 2 ülke, 5 eyalet değiştiren anne Eylem Tok, 106 gün sonra oğlunu yıllığı 46 bin dolarlık Boston'daki özel okula kaydettirmek isterken karşısında yerel ve federal polisi buldu. İşte o anları polisin vücut kamerası böyle kaydetti. Okula kayıt heyecanı yaşarken bir anda ters kelepçe şoku yaşayan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur şaşkındı. Tekrar tekrar polise mahkemeye mi gideceğiz diye sordu. Polis ikinci kez üstünü aradı, eşyalarını onun için saklayacağını söyledi. Cihan Timur polis aracına binerken anne Eylem Tok görüldü. O da kelepçeliydi. Hello. En son İstanbul'dan kaçarken böyle görüntülenen Eylem Tok, firari günlerde tanınmamak için saçlarını sarıya boyatmıştı. O yeni imajıyla turuncu tulum giyeceği cezaevine gönderilirken, oğlu da 5 tulumlu vesikalığın çekildiği ve şiddet gördüğü iddia edilen bu ıslah evine gönderildi. Henüz ortaya çıkan bu görüntülerin ardından günlerdir tutuklu olan anne Eylem Tok, bir, oğluysa iki kez hakim karşısına çıktı. Son duruşmada avukatlarının zor koşulları öne sürerek Timur Cihan Timur'un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle tahliyesini istediği savcı Kristen Kearney'in tekrar kaçma ihtimali olduğunu söyleyerek o talebe itiraz ettiği de ortaya çıktı. Amerika'da tutuklu yargılanmaları süren anne ve oğlunun 1 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.